Emekli maaşında 6 yıldır uygulanan sistem kaldırılıyor, milyonlarca emeklinin maaşı değişecek. SGK uzmanı Özgür Erdursun, 6 yıldır uygulanan olan düzenlemenin kaldırılacağını duyurdu. Milyonlarca emeklinin maaşı değişecek. 2018 yılına kadar Türkiye'deki en düşük emekli maaşı asgari ücretin üzerindeydi. AK Parti 2008 yılında yaptığı aylık bağlama oranı ABO değişikliği ile milyonlarca emeklinin daha düşük maaş almasına neden olmuştu. 2018 yılında ise en düşük emekli maaşı uygulamasıyla milyonlarca emekli düşük maaşlarla geçinmek zorunda kaldı. Bu uygulamada ödenen prim farklarının büyük olmasına rağmen alınan maaş tutarlarının aynı olması tepkilere yol açtı. Yıllardır talep edilen intibak düzenlemesi ise AK Partili siyasetçiler tarafından her fırsatta reddedildi. SGK uzmanı Özgür Erdursun, 6 yıldır yürürlükte olan en düşük emekli maaşı düzenlemesinin kaldırılması için çalışmaların başlatıldığını duyurdu. Emekli maaşları ve ödenen primler arasında adaletsizliğe neden olduğu için eleştirilen bu uygulama, 5510 sayılı kanunun ek 19. maddesi kapsamında yürürlükten kaldırılacak. SGK uzmanı Özgür Erdursun, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yürüttüğü ekonomi politikaları kapsamında emekliler için köklü değişiklikler yapılacağını belirtti. Erdursun, en düşük emekli maaşı uygulamasının sona ermesinin gündemde olduğunu ifade etti. Bu uygulamanın birçok emekli için adaletsiz bir ortam yarattığını savunan Erdursun, değişiklik sonrası emeklilerin ek bir düzenleme yapılmaması halinde kök maaşlarını almaya devam edeceklerini söyledi. Ayrıca, 2011 yılında uygulanan intibak yasasına benzer bir düzenlemenin muhtemel olduğunu belirterek, bu sayede emekli maaşlarının güncelleneceğini ve düşük kök aylık ya da tamamlanan maaş meselesinin ortadan kalkacağını vurguladı. SGK uzmanı Özgür Erdursun, 2011 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin 350 liraya kadar bir intibak gerçekleştirdiğini hatırlatarak, 2011 yılındaki 350 liranın değeri bugün 10 bin liranın üzerinde. Bu nedenle benzer bir düzenleme yeniden yapılabilir ve yapılması şarttır diye konuştu.